Hepinize sorayım. Herhalde bunu Hasan soracağını düşünmemişler galiba da. Vahiy ilk geldiği zaman peygamber 40 yaşındaydı. Hazreti Ali kaç yaşındaydı biliyor musunuz? 10 yaşındaydı. Şimdi bir Cebrail değil, sen bile getirdiğin bir vahiy 10 yaşındaki çocukla 40 yaşındaki olgun adamı ayırt edemez misin? Yani bu kadar şey mi yani, emin olmayan salak parti tövbe estağfurullah bir elçi midir? 10 yaşındakiyle ne diyor biliyor musun? Akaid, Şia akaidi ve iman esasları, ameli esasları ait kitaplar masamda. Çalışıyorum, çalışarak. Sitenin başına da koymuşum yani. Ben böyle kanaatim değil, hepsini şu anda akaid şeylerle uğraşıyorum yani. Adam kaderi inkar ediyor şu. Bak mantığı şu. Kaderi inkar ediyor. Kim bu? Ben hiç kaderi ispat etmeye geçmiyorum. Sünneti inkar ediyor. Sünneti. Sünnetin delilini yapmıyorum. Kim yapıyor? Bu yapıyor. Şimdi bakıyorum buna. Kaderi inkar edenler, kaderi inkar edenler mezhep olarak kim? Mutezile mi, Mucesife mi, Şia mı? Bakın kader inkar eden ha bu. Ha bunun Şia olduğunu gösterdiğin zaten. Şimdi Kur'an tarif edilmiş diyor Şia. 17 bin ayetti. Tamam Cebrail hata yaptı, tövbe. 10 yaşındaki çocuğa getirecekti. 10 yaşındaki çocuk peygamber mi olur? Onu hiç sorgulamamış demek ki. Hadi Cebrail hata yaptı. Allah'a tekrar gitti. Kime götürdün? Allah görmedi mi? Cebrail'e mi götürdün? Nereye götürdün? Ne diyor biliyor musun? Onu da dolduruyor. Allah madem öyle yaptın, tamam. Ben zaten Muhammed'e gönderecektim demeyle Allah yalan söyledi diyor. Ve yalan söylemek inançtandır Şia'da. İnançtandır. Yalan söylemek haşa Tanrı'dan geliyor.